Abi girmeyin ya. Ne çekeceğiz ki burada? Ya ne çekeceğiz? Çek. Yapıyoruz Sayın Valim. Şu anda şey belediyeyle aşamasında. Beraber. Belediyeyle. Sosyal mesafe uyalım. Evet, şöyle mesafe uyalım. 3 metrelik şöyle. Evet. Basın mensuplarımız nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun, sağ olun. Özgür müyüz? Hür basın. Ha? Ya bir şey. Yani sosyal mesafe. Sosyal mesafeye herkes dikkat etsin arkadaşlar. Evet. Lütfen. Yeni normalleşme dediğim şeyde iki temel esas var. Bir, maskesiz dışarıya çıkmıyoruz. İki, en az 2 metrelik mesafeye şey yapıyoruz. Bakın şöyle siz de lütfen dikkat edin. Şöyle aralarında. Herkes 2 metrelik şeyde olsun. Bu yerde içebilir misin? Sen yerde. Sen bırak. Suayen bırak. Çık al. Evet. Ögemcim var mı? Alimine. Arkadaşlar bu sağlık çalışanları. Evet, sağlık çalışanları hatta ormanı. Onlar için. Evet. Yani buraya da yazalım şuraya da. Yazdık. Sağlık çalışanları. Tek versene de bir gömdürüm. Büyük bir. Senin ormanı beni çalıştırma. Senin ormanını beni çalıştırıyorsun. Evet. Arkadaşlar şu tarafa yapalım. Bugün Sivişli Tabya'da Erzurum'daki sağlık çalışanları için Orman Bölge Müdürlüğümüzün öncülüğünde ağaç dikme merasimi yapıyoruz. Ben öncelikle böyle duyarlı bir davranışta bulunduğu için Orman Bölge Müdürü'me ve bütün ekibine çok teşekkür ediyorum. Hakikaten burası şehrimizin önemli girişlerinden birisi ve hemen ana yola cepheli. Bizim Erzurum'da toplamda 13-14 bin civarında özel sektörde, kamuda çalışan sağlık çalışanlarımız var. Hekimlerimiz, bütün işte diğer sağlık memurlarımız, ebe hemşirelerimiz. Ancak biz burada yaklaşık 30 bin civarında fidan dikeceğiz. Malumlarınız olduğu üzere bütün dünya Covid-19 ile mücadele ediyor. Ve bu mücadeleyi Türkiye'de biz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak çok iyi yürütüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Sağlık Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, diğer paydaşlarımızla birlikte çok iyi yönetiyoruz. Erzurum özelinde ise hakikaten 81 il içerisinde diyebiliriz ki Allah nazardan korusun fevkalade iyi durumdayız. Başta İl Sağlık Müdürüm olmak üzere bütün sağlık çalışanları, başhekimlerimiz, hekimlerimiz, ebeler, hemşireler, hastanelerimizdeki özel güvenlik personelimize varana kadar büyük bir özveri içerisinde oldular. Mücadelenin ilk başlangıcından itibaren bugünümüze kadar gerçekten cansiperane mücadele ettiler. Adeta en ön cephede, en ön safta yer alarak biz bu pandemi kontrol altına aldık. En az sağlık çalışanlarımız kadar bu işin önleyici sağlık, önleyici zabıta boyutu var. Polisimiz, kahraman polisimiz ve kahraman jandarmamız da çok büyük çaba sarf ettiler. Ondan sonra yine PTT çalışanlarımız, diğer sağlık çalışanlarımız, toplumda işte sokağa çıkma yasağı uygulandığı dönemde çalışmasına devam eden bütün esnafımız, iş dünyası, kuryeler, ondan sonra gerçekten el birliğiyle kenetlendik Erzurum olarak ve bugün 60'lardayız pozitif vakada. Günlük pozitif vaka sayımız olarak 60-70 bandındayız. Bazen yükseliyor filan ama tabii ki maske benim elimde. Sadece şu anda sizlere röportaj verdiğim için maskeyi çıkardım. Maskesiz dışarıya çıkmayacağız. Ve eğer çıkıyorsak da mutlaka en az 2 metrelik sosyal mesafe kuralına uyacağız değerli arkadaşlar. Buna uyduğumuz takdirde biz bunu başaracağımıza inanıyoruz. Bu mücadeleyi başaracağımıza inanıyoruz. Zaten şehir merkezinde pandemiyi kontrol altına aldığımıza inanıyoruz. Bazı günler hiç vaka çıkmıyor. Yani yaklaşık 200-300 test ondan sonra yapıyoruz her gün. O da hekimlerimiz karar veriyor. Yani biz istediğimiz gibi test yaptırmıyoruz. Hekimlerimiz muhtelif şüpheli vakaların testini yaptığı halde 200-300 testten bazen hiç çıkmıyor. Bazen 1-2 tane pozitif vaka çıkıyor. Eğer pozitif vaka tespit edersek de filyasyon ekibi dediğimiz ki Erzurum'da çok iyi çalışıyor arkadaşlarımız hemen muhtemel bulaşlarını da tespit ediyoruz ve daha fazla bulaşmasını önlüyoruz. İnşallah
yeni normal dediğimiz sürece geçiyoruz yavaş yavaş. Buradaki tek isteğimiz eskisi gibi birbirimize sarılma, tokalaşmayı bırakıyoruz. Bu virüsün ilacı bulunana kadar ve aşısı bulunana kadar. Önümüz bayram, Ramazan'ı bitirmek üzereyiz. Bayramda da biliyorsunuz sokağa çıkma yasağı var bütün Türkiye'de. Bunu zaten bekliyorduk. İnşallah bir dahaki Kurban Bayramı'nda biraz daha rahat edeceğiz. Ama bu arada kamu hizmetlerimiz devam ediyor. Hem valiliğimizin, hem büyükşehir belediyemizin, ilçe belediyelerimizin, diğer yatırımcı kuruluşlarımızın çalışmaları da devam ediyor. İsteğiniz var mı arkadaşlar? Sorusu olan var mı? Sayın Ali, ben ikinizin birer.